Herkese merhaba, ben Koray ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar çok bomba, efsane bir transfer alacağız ve yaklaşık 15-20 milyon coin harcayacağız. Gerçekten efsane bir bölüm olacak ve bölümlerde böyle transferler yapmamı istiyorsanız sizlerden videoya bomba bir like bekliyorum ve yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, sizlere hemen çok müthiş bir haberim var. 18 Nisan'da mükemmel bir turnuva yapacağız. 18 Nisan Cumartesi günü sizlerle beraber 4'lü veya 5'li bir tane turnuva yapacağız. Saat 5'te canlı yayınımız başlayacak. YouTube üzerinden ilk turnuvayı yapacağız. Süper Lig kadrosu kurmanız gerekecek arkadaşlar. Maksimum 95 iken maksimum 150 kimya. Ben size hemen örnek olarak bir tane Süper Lig kadromu göstereyim. Ben tabii daha da geliştireceğim ama sizlere şimdi örnek verdim. Maksimum 95 iken 145 kimya ve bir Süper Lig kadrosu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sizler de böyle bir kadro kuracaksınız ve turnuvaya böyle bir kadroyla katılma hakkı kazanacaksınız. Ligde ben olacağım ve bir tane de moderatör gibi bir şey olacak arkadaşlar. Sizin kadrolarınızı kontrol edecek. Eğer Süper Lig harici bir oyuncu olursa veya daha fazla rating veya daha fazla kimyalı bir oyuncu olursa direkt atılacak. Ayrıca şikayet edilirseniz zaten ve kanıtlanırsa bu ödülü kazanamazsınız arkadaşlar. Toplamda 200 lira ödüllü olacak. Son turnuvanın ödülü arkadaşlar 70 liralık yıldız bileti olacak. Müthiş bir turnuva olacak arkadaşlar. İlk YouTube'da açacağımız turnuvada sizlerle ne yapacağız? Hemen onu söylüyorum. İlk turnuvayı kazanan kişi geriye kalan Nonolay'da açacağımız bütün turnuvaları kazanmış olacak. Yani arkadaşlar YouTube'daki turnuvaya katılın. Sonra zaten Nonolay'daki canlı yayına geçeceğiz. Ona da katılacağız. 18 Nisan Cumartesi günü bunu yapacağız. Ve arkadaşlar bugün biliyorsunuz 14 Nisan. Ve bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Hemen onu da söylüyorum. Bugün arkadaşlar Zinedine Zidane'ı canlı yayında alacağız. Bir sonraki bölümde zaten aldığım videoyu göreceksiniz. Ama arkadaşlar canlı yayında bugün saat 5'te açacağım canlı yayında. Zidane almak için Zidane kasacağız ve Zidane alacağız. Hepinizi yayına bekliyorum. Çünkü Zidane MOO ve biliyorsunuz benim kadromda MOO diye bir diziliş yok. O yüzden arkadaşlar sizlerden öneri bekliyor olacağım. Canlı yayına gelin, canlı canlı sizlerle beraber Zidane alacağız. Canlı canlı video da çekeceğim. Bir sonraki bölümün videosunda öyle yapacağız. Her neyse arkadaşlar, siz bugünkü benim 15 milyon harcadığım videoyu izleyin. Sonrasında bugün de canlı yayına katılmayı unutmayın. Açıklamada Nonolive'da linki var arkadaşlar. Katılmayı unutmayın canlı yayına. Nonolive linkimize gelin. İndirin, kayıt olun, katılın arkadaşlar. Ayrıca turnuva da yapabiliriz ve turnuvalar antrenmanlar için artık arkadaşlar 18 Nisan'a kadar bütün turnuvalara katılın. Neyse arkadaşlar, hadi o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda aynı zamanda canlı yayındayız ve şu anda sizlerle beraber 3000 beğeninizden sonra gelen, daha videoyu yayınlamadım, 3000 beğeni nasıl gelecek bilmiyorum ama gelmezse de Donnarumma'yı satarım bu arada, o yüzden 3000 beğeni eski videoya gelmiş olsun. Her neyse, 3000 beğeninizden sonra gelen Donnarumma'yı şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar Donna yazıyorum, abi yazamadım, dur. Donna yazıyorum ve arkadaşlar Donna yazdıktan sonra buraya 94 yazıyorum. Hayallerimdeki kaleci sonunda takıma geliyor. Hayırlı uğurlu olsunlarınızı alırım. Yorumlara yardırın abi. Zaten Nonolive izleyicileri şu anda yardırıyordur diye tahmin ediyorum. Özellikle emoji yağmuruna tutmuşlardır. Yani bazen benden ince atmıyorlar ama abi biz yayında şöyle yapıyoruz. Güzel bir şey olunca herkes emoji yağmuru yapıyor. Böyle de gerçekten müthiş. Şimdi artık Donnarumma'yı aldığıma göre ben artık bütün turnuvaları kazanacağım. Hani aranızda beni yenebilecek biri varsa gelsin yorumlara. Kapışalım yani, sıkıntı yok. Yüzgen sınır koyuyoruz. Yüzgenlik bir takım oluşturuyoruz. Öyle de şey yapıyoruz. Hemen göstereceğim zaten size birazdan. Donnarumma'yı hemen 8.977.000 coin ise aldım gitti abicim. Şimdi bu bölümde öyle şeyler yapacağız ki arkadaşlar aklınız hayaliniz şaşacak. Şimdi devam ete bastım. Ana ekranımıza geldim. Buradan az kadroya girdim. Şimdi asıl bomba olay burada abicim. Asıl bomba olay burada patlak veriyor. Şimdi burada bütün coins'imi bu videoda harcayacağım. Arkadaşlar yeni transfer önerisinde yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın. Yeni transfer önerinizi bomba gibi bekliyorum. Özellikle yani şu M10 mevkisine oyuncu olabilir. Şu sağ kanata olabilir, bakın şu sol kanata olabilir. Bunların üçüne özel transfer önerilerinizi bekliyorum. Kesinlikle Akanji yerine de öneri olabilir. Ama Akanji yerine kimyayı bozacak bir öneri olmasın lütfen. Gerçekten hepinizden mükemmel dev önerilerinizi bekliyorum. Ve videoya dediğim gibi 2500 beğeni gelirse bir sonraki bölümde gelecek arkadaşlar. Hatta 2000 beğeni de yeterli ama siz atabildiğiniz kadar beğeni atarsanız çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar bu kadrodan asla kesinlikle ayrılmayacak olanlara derece basmadan önce asla kesinlikle ayrılmayacak olanların bir boostunu yükseltelim. Yani Sancho, Scholes ve Donnarumma'nın beceri geliştirisine fulliyorum arkadaşlar bugün. Geçen videoya attığınız beğenilerden dolayı kaç beğeni geldi bilmiyorum ama fulliyorum abi. Bakalım, umarım güzel beğeni gelmiştir. Size güveniyorum. Ronaldo'yu da açmıyorum abi. Ronaldo'yu da yükseltmiyorum. Bakalım hücuma bakalım. Hücumda Sancho. Sancho'ya basıyorum abi. Sancho yükselebildiği kadar yükselecek. Şimdi coins harcama challenge yapıyorum, yemin ediyorum şu an. Hadi bakalım abi. Sonunda uzun aradan sonra gerçekten bomba bir şekilde şu anda yükseliyoruz. Ama bir abi 500 bin de mi basacağım? 600 bin de basacağım. Abi ne yapıyorum ben? Oha. Geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun. İki yönlü. Bu da Scholes galiba, aynen. Gel.
Allah kahretmesin. Arkadaşlar ben iki yönlü bir orta saha önerim. Çünkü Skolls'a da 1.100 bin coins basıyorum. Abi videoda 15-20 milyon coins'e yakın coins. Abi 20 milyon mu harcayacağım? Daha ne yaptım ben? Yeter ya, bir dur, sakin. Relax. Bro relax, lütfen sakin ol Allah aşkına. Vallahi bizi uğraştırma. Kaptana girdim. Kaptana basmayacağım. Şimdi son bir oyuncu kalmıştı arkadaşlar. O da kimdi? Simon Kayer de değil abi. Ozan şey abi şey ya, Kaan Ayhan. Kaan Ayhan gel abi, seni de yükseltelim. Allah kahretmesin abi. Bir sonraki bölümde yine hiç silmeyeceğim oyuncular çıkarsa yükseltirim, ama gerçekten abi niye bütün defansların boostlar aynı değil? Niye bütün orta sahaların boostlar aynı değil? Niye böyle oluyor? Gerçekten çok korkuyorum. Bu arada ligde şu anda turnuva var. Ben elendiğim için videoya girdim. Haberiniz olsun yani. Ama artık dondurmadan sonra elenmem diye düşünüyorum yani. Kadromuz 112 gen olmuş. Şimdi bir daha bizim 113 gen yapmak için bir olay yapacağız. Biliyorsunuz burada benim bir sürü derecem var. Ama abi bir dakika. Elit oyuncuları kullansam mı ya? Videoda arkadaşlar siz vakit harcamayın diye, vakit kaybetmeyin diye. Elit oyuncuları kullansam mı? Yok abi, o kadar da değil. Elit oyuncu kullanmayalım. Ama abi bir dakika. 78'lik kaleci var mı ki bende? Yok ki. Abi o zaman ben 3 tane oyuncuma derece basacağım için onları hemen bir alacağım. Ya bir dakika, 78'lik defans var mı? O da yok. Arkadaşlar hemen 78'lik oyuncuları alayım, geliyorum. Arkadaşlar video nasıl gidiyor? Video nasıl gidiyor bu arada? Güzel gidiyor mu? Para cici. Harbiden para. Abi bak diyorum, ben videolarda para niye harcadığımı bilmiyorum mesela. Videoya girdiğim zaman para harcamak zorundaymışım gibi hissediyorum kendimi. Niye olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ama harcamak canım istiyor abi. Canım para harcamak istiyor. Niye bilmiyorum. Gerçekten niye bilmiyorum ama canım para harcamak istiyor. Şimdi abi derece basacağımız için 78'lik bir kaleci alacağım abi. Allah kahretmesin. Battık anasını satayım. Battık. Aslında daha da ucuza da vardır belki de, neyse. Şimdi abicim bir tane orta saha, bir tane de defans alacağız. Hemen ben bir tane 123 bin alacağım. Sonra zaten ben depo stok bir şeyler yaparım. Bunu da 123 bin alıyoruz arkadaşlar. Ve şimdi bir de defans alıyoruz. Hemen defans da alalım. Aldım. Ve arkadaşlar şimdi kadroma giriyorum. Ve tam 3 oyuncuya birden derecemi basıyorum. 113 rating olacağız mı olmayacağız mı bilmiyorum. Yani 3 derece basına mı yükseliyoruz? 1 derece başına mı? Hiçbir fikrim yok. Ama bakalım abi. Bu arada Donnarumma'nın boostunu galiba geliştirmemişim. Hemen abi 10.000 coins'e bir derece yükseltme yapalım. İkincisi için kaç istiyor bu arada? Ne istiyor? İkincisi için ne istediğini hiç bakmamıştım arkadaşlar. Ve Donnarumma dereceli oldu artık. Allah'ım ya Rabbim, müthiş gözüküyor gerçekten. Hemen devam et diyelim abi. 10 ve 80 artı bir kaleci. Tamam abi, halledeceğiz. Halledeceğiz, merak etmeyin, sıkıntı yok. İlk oyuncumun derecesini bastım arkadaşlar. Lig ilk 11'imiz falan da artacakmış. Aa, 5 dereceli bir artıyormuş arkadaşlar. O zaman bugünlük yükselmeyiz, sıkıntı yok. Şimdi derece yükseltme diyorum. Buraya da bir 78'lik oyuncumuzu koyuyoruz. Ve arkadaşlar Skolls'u da yükseltiyorum hemen. Skolls'u da hemen yükselttim. Gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde. Paul Scholes hayırlı uğurlu olsun. Abicim çok güzel oluyor. Gerçekten mükemmel oluyor. Ve şimdi sırada Kaan Ayhan var. Bu arada abi ben Donnarumma'nın boostlarını yükseltmemişim. Onu da yükselteceğim. Yani gerçekten daha ben 4 oyuncu Kaan Ayhan'ı unutmuştum. Çünkü Kaan Ayhan'ı da yükselttim. Daha şeyi yükseltmedik abi. Daha Donnarumma'yı yükseltmedik. Onu da yükseltip bütün coins'i bitirme challenge yapıyoruz. Haberiniz olsun yani. Galiba bütün coins'im bitiyor. Bay bay diyeceğiz bütün coins'imize. Haberiniz olsun yani. Bütün coins'imize güle güle deme challenge başlıyor abicim. Çünkü daha Donnarumma'nın beceri geliştiricisi var. Onu da geliştireceğiz. Coins harcamakta ben artık bir numara oldum arkadaşlar. Zaten sadece 12'ye kadar yükseliyor değil mi bu? Bu galiba sadece 12'ye kadar yükseliyor. Evet tamam. Bunu daha şu an yükseltemiyoruz. Güzel, tamam. Bunu okey. Bu okey abi. Bu güzel oldu. Şimdi arkadaşlar Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder değişebilir diye daha onların şeylerini yükseltmedim, boostlarını. Daha şu anda toplamda abi Kaan Ayhan'a da basmıştım ben. Heh, Kaan Ayhan'ınki de burada gözüküyor gördüğünüz gibi. 3 tane oyuncuya derece bastım. Bir sonraki bölümde de böyle dereceler basmamı istiyorsanız yorumlara kesinlikle unutmayın. Bu arada canlı yayınlarda yaptığımız turnuva ile alakalı şöyle bir kadro gösteriyorum size. Gördüğünüz gibi kadromuz arkadaşlar bu bizim. Canlı yayınlarda kullandığımız kadro bu. Burada maalesef bir tane rating artmış. Şimdi abi ilk olarak bir Donnarumma'yı şöyle koyuyorum. Ve kadro 102 rating oluyor abi. Bu rating niye bu kadar arttı bilmiyorum. Gerçekten sinirim bozuldu şu anda. Koyuyordum, unuttum bak. Ha, Moses. Moses'u koydum sana, tamam. 100 ratinge düştü arkadaşlar. Müthiş bir şekilde. Kadro gördüğünüz gibi 100 yen 200 kimyalı. Böyle bir kadro kurup maça giriyoruz. Artık benim Donnarumma'm var. Kimse bana bir şey yapamaz arkadaşlar. Muhtemelen maçı da kazanacağım. Turnuvayı ne şekilde yaptığımızı zaten her videoda size gösteriyorum. Burada gördüğünüz gibi 6 dakikada bir tur ilerliyoruz. Ben ilk turdan elendim. Şu anda yarı finaldeler arkadaşlar. Hep burada beraber turnuva yapıyoruz. Nonolay ve açıklama kısmından kesinlikle gelmeyi unutmayın. Gerçekten burada mükemmel bir şekilde eğleniyoruz. Ve Sivaslara da Mario'yu yenmiş. Gerçekten tebrik ediyorum ama artık beni yenebilen olmayacak. Çünkü artık benim Donnarumma'm var. Sağ olsunlar arkadaşlar, Donnarumma'yı alabildim. Ama maalesef abi coins'im artık bitti. 7 milyon 200 bin coins'im kalmış. Gerçekten abi bayağı bir coins'im vardı videonun başında. Neredeyse 15 milyon falan harcadık. Yani geçmiş olsun. Ter Stegen de bu arada bu videoda çıktı arkadaşlar. Hemen alalım. Bu yayında çıktı. Yayınlara gelin abi. Yayının başlığını büyük hissediyorum yaptım. Bakın tekrardan 10 milyona yaklaştı coins'im.
Şimdi 10 milyonu tekrardan geçiririz abi. Sıkıntı yok. Bir şekilde ayarlayacağız. Ben Donnarumma'yı hayal ediyordum ve geldi. Takımım yavaş yavaş gelişiyor arkadaşlar. Gelişme aşamasında mükemmel bir takımımız var. Devam edeceğiz geliştirmeye. Sizlerin yorumlarıyla, sizlerin her beğenileriyle beraber geliştireceğiz. Hoşçakalın, sizi seviyorum. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ve arkadaşlar bye bye.